Merhaba arkadaşlar, Gurbet Cennet Dünyası'na hoş geldiniz. 2 gün hasta yattıktan sonra tekrar bugün ayaklandım. Doğum günüm akşamı hastalandım. Grip ve nezle. Ama ne grip ne nezle. Ateş bir yandan, nezle, burun, baş ağrısı, vücut ağrısı çok kötüydüm. 2 gün dinlendim, yattım. Bugün biraz ayaklandım. Yani tam iyi değilim ama artık kalktım. Anneler biliyorsunuz, yattı mı olmuyor. Olmuyor. Anneler olmayınca olmuyor. Ve bugün 1 Mayıs. 1 Mayıs bizim burada, bizim oturduğumuz şehirde pazar yeri kuruluyor. Aslında bizim burada hiç pazar kurulmaz. Ama 1 Mayıs ordum pazar kurulur. Oraya gitmek istiyoruz. Edagil falan. Saçımı başımı yaptım, makyajımı yaptım ve saçımı yaparken elimi yaktım bakın. Lokmuş ablam, bu saçlarımı kıvırdığım makineyle, ben akıllıyım ya, sıcak yerine böyle tuttuğum gibi bu soğutucuymuş, soğutucu bir bant, onu koydum üzerine, acayip yanıyor. Ne kadar acıdı biliyor musunuz? İşte ben böyleyim. Onun için lokmuş ablalar aslında hiç sevmiyorum ama saçlarım biraz uzun ya, yukarı toplansın diye yaptım. Şimdi Eda'yı bekliyorum, haber gelecek ve beraber pazara çıkacağız. Tabii sizleri de götüreceğim kamerayla. Havanın güzelliğine de bakın. Ne güzel bir hava bugün. Pazar buradan başlıyor. Böyle ana yolu kapatıyorlar bizim burada. Ta yani bu ana yol bayağı aşağıya doğru gidiyor. Sonra alışveriş merkezinin önü. Çekebildiğim kadar çekeceğim bakalım. Olmaya karar vermiş. Yapmaya karar vermiş. Diş doktoru baksana. Ondan olur. Olur değil mi? Bence olur. Bakayım. Ay ay ay. Güzel değil o hayat. Papatyen olmadı mı? Ben beğenmedim. Benim papatyem olmadı. Of 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 of. Hamile karılar belli oluyor bak. Semra. Şifa olsun. Şifa olsun. Ya? Ya? Güzel oluyor mu bu? Ay Semra, o ne? Ağzına sığmaz ki. Al sen de ye. Ben de miyim? Al ye. Asıl benim yemem lazım. Alişad Akodas. Sel. Tabii ki kepi ya. Robot Max da olmay. Ne? Schmeckt so als auch zu Hause haben. Hä? Wir haben keinen Platz dafür. Pazarı bitirdik. Şimdi de Türkçe Luna Park mı diyorlar? Luna Park'a gideceğiz. Kermes. Bayram yeri artık ne deniyorsa. Ne korne çalıp duruyorsun be. Robot arabada bekliyor. Semra ile bekliyoruz. Onlar arabasını başka yere park etmişler. Onlarla beraber buradan gideceğiz. Niye gidiyoruz oraya biliyor musunuz? Balık yemeye.
Oranın çok güzel balığı oluyor. Böyle közde pişme ızgara balık. Onu yiyeceğiz. Yarın da tekrar çocuklarla gideceğiz. Yarın çocuk günü özel. Çocuk günü oluyor. Oraya Mine'yi falan çocukları götüreceğiz. Balık canımız istedi. Ana baba günü burası. Ana baba günü arkadaşlar. Bugün tatil olduğu için biz burada bekliyoruz. Çocuklar ile bineceğiz diye tutturdular. Yarın geleceğiz ama yine bugün de binecekler. Bakalım yer bulabilecek miyiz balık yemeye, bir yerlere oturmaya. Kimin fikriydi bu? Ali'nin. Ali'nin mi? Ben Arif'in zannettim. Hemen Arif'e kızacak. Benim balık eşim olmaz. Hadi be. Ben bunlara bineceğim. Şöyle kız. Mine'nin bakışına bak. Robot'un bakışına bak. Robot az kalsın yoldan geri dönüyordu. Çok dolu diye. Get what show can. Oh my god. Hiç sevmiyor böyle kalabalığı. Ama ne yapacaksın? Bugün tatil, herkes gezmeye çıkmış. Atlattık. Ama yarın bir daha geleceğiz. Yarın bir daha geleceğiz tabii ki. Eve geldik. Kira ne yapmış? Bakın. Benim terliğimi yemiş yine. O ne? Ya köpek niye bizim terlerimizi dışarıdan alıyor, yiyor ikide bir, anlamıyorum. Güzel rafa da koyuyorum ama. Kira, bu ne kızım? Bu ne? He? Ne anlıyorsun sen bu terlerden? Ben ayakkabılarımı nereye sallayacağım? He? Böyle mi yapayım böyle? Sen benim terlerimi niye yiyorsun? Hayret bir şey. Terlik kalmadı evde. Tatilden geldik, terlikler yenmiş, şimdi bunu da yemiş. İşte bizim köpeğimiz de böyle. Çoktandır yorumlarınıza cevap veremedim. Hastalandım. Sonra bu tatilimiz girdi araya. Onun için ne yapacağım biliyor musunuz? Şimdi ilk işim. Önce bir oturacağım. Sizin yorumlarınıza cevap vereceğim. Son videoma gelen yorumlara. Çünkü hepsini artık veremeyeceğim. Bayağı birikti. Çoğuna zaten kalp bıraktım. Ve de en mühim ne yapacağım? Bana buluşmamda, Dortmund buluşmamda gelen hediyeler açacağım. Kızımın hediyeleri de var içinde tabii ki. Kızımın hayranları da vardı. Mileyn kanalından doğru. Şimdi ben aslında bunu ayrı bir video yapmak istiyordum. Diyordum ki ayrı bir videoda yapayım ama çatlayacağım. Şimdi açmazsam ben bunu, bunları şimdilik çatlayacağım. Bekleyemeyeceğim bir dahaki videoma. Dedim bu videomu da açayım. Hem sizler de görürsünüz içinden neler çıkacakmış. Hastalığından dolayı herhalde biraz nefes nefese kalıyorum konuşurken. Bir de hemen kalktım, böyle çok gezdik. Aslında yapmamam gerekiyordu. Birden böyle hastalıktan kalkıp da gezince insan halsiz düşüyor. Yani şu an kendimi biraz halsiz hissediyorum. Belki burada oturup biraz yorumlarınızı yazarken dinlenirim. Cevap verirken sonra da bu hediyelerimizi açarız. Kepengleri indirdim. Buradan güneş vuruyor. Hiç güzel çekimi olmuyor diye. Şimdi demeyin ki ne çabuk akşam oldu. Olmadı daha akşam. Daha saat 6:30. Bilmem. Bu yapıştırgandan herhalde. Bant yapıştırdık ya. Elim hala acıyor arkadaşlar. Yanan yer. Hemen pantolon giydim geldim. Burada etekle oturulmuyor. Kamera bakalım güzel mi pozisyonu. Şöyle alalım. Mile, başlayalım mı? Al kızım bakayım. Ben onu alacağım. Sen onu al. Ne yazıyor burada? Burada yazıyor. Von Ella für Mile yazıyor. Von Mile için. Von für Mile als benim. Evet, Mile için yazıyor. Lieblingsmensch. En sevdiğim insan. Oh my god Mile. Gördün mü? Traumfänger. Ne kadar güzel. Teşekkür ederim. İrem çok güzel. Evet. Buna Almanlar Traumfänger diyorlar. Böyle kötü rüyaları şey yaparmış bu. Ne diyorlar? Türkçe bir rüya. Rüya kapanı mı diyorlar? Ne diyorlar? Çok güzel ama. Bu paket Mille'im için. Ne yazıyor? Şey, bak bunda Aynur abla yazıyor. Ve Aynur abla yazmışlar buraya. Bunu ben açayım. Von Gülçin für Aynur. Gülçin'denmiş bu bana. Ay çok tatlı. Ay ne güzel, cüzdana bak. Mille, üzerinde flamingo mu var bunun? Bakın ne kadar... O ne? Oyuncak burada. Bakalım banaymış bu. Gülçin'den. Gülçin'imi Instagram'dan da takip ediyorum. O biliyor kendini.
Ay olamaz, bakar mısınız? Takı. Ah canım benim. Ne gereği vardı buna? Ay ben bayılıyorum takılara, bakın ne güzel. Ay ya, ay ay. Bak bak Miley, bir bakar mısın? Wow. Bakın sevdiğim takılar bunlar benim. Ay Gülçin'cim, niye bu kadar zahmet ettin? Ama çok sevindim. Yani hakikaten şimdi itiraf edeyim, çok sevindim. Çok güzel, çok güzel. Ay çok çikolata. Güzel. Ay çok güzel. Çok teşekkür ederim. Frühling tea, ilkbahar çayıymış. Bak bu benim hastalığıma tam iyi gelirdi aslında. Limonlu ve naneli çay. Şahane hareketi anne. Ay bu kim içinmiş? Bu da senin içindi belki de. Bakın. Ay bunları ben takınırım. Ay çok, çok tatlı. Bakın ya. Tak almama gerek kalmadı. Donat. Donat da mı çıktı içinden? Evet. Bu ne? Biz şimdi bazı şeyleri iç içe koyduk. Girlande. Girlande mi bu? Ha, böyle asmak için, çok dekorasyon güzel için. Açmayalım şimdi ses kızım. Evet burada. Oh, orada semil almışmışsın herhalde Miley. Orada içinde kalmış ekmek. Oo, bir şey var burada. Bak bakalım içinde ne var. Dediğim gibi biz bunları biraz iç içe koyduk ama bu hediyeleri verenler kendini muhakkak biliyordur. Onun için diyoruz çok çok teşekkür çok ederiz. Çok güzel. Top model cüzdanı. Wow. Şimdi biz Miley'le başında kavga ediyormuşuz. Çok güzel, güzel. Güzel. Çok güzel. Senin kızım, senin olsun. Çok güzel. Evet, çok güzel yapmışlar. Aha, bu senin. Anne sen de giy. Sen giy kızım, bu kızlar için. Ha, böyle gördün, çok güzel. Evet, ilk paketimizi açtık. Dediğim gibi bazılarını iç içe koydum. Belki iki kişinin vardır burada. Tekrar teşekkür ediyoruz. Dur bir tanem şunu alalım. Bu ayrı, bunu ayrı koydum ben. Bu ayrı bir paketti. Bunun içine koydum. Ay. Tasty. Aa çok soğuk. Bilu mu? Ay Bilu. Biz Bilu'yu çok seviyoruz. Ne yazıyor üzerinde bir bak bakayım. Bunlar sana ilk yapılmış bence. Miley'ime. Bu sence, bence sana senin için gibi Miley. Ne yazıyor orada? Miley. Çok güzel bir kalemlik wow. Miley. Bakar mısınız? Ne güzel bir kalemlik. Evet. Başka ne var? Oh. Ne güzel boyamış Miley'imi. Bak bak bak. Döndür de görsünler. Çok güzel. Miley'im. Bak. Neydi bunun adı? Neyle yapılıyordu? O. Lum. Takılır o. Yok kızım takılır. Burasından açılıyor. Böyle takılıyor. Böyle iç içe geçiliyor. Evet. Von Alara für Miley. Bunlar Miley'inmiş. Her bir daha? Evet. Heh. O içindekiydi. Bu ne anne? Ne bu? Bak bakalım neymiş. Çantada çanta. Hem de Fishy Bungs çantası. Hani böyle de rengi değişen çantalardan. Ay ne tatlı. Bakar mısın? Çok güzel. Çok güzel. Benim kızım teşekkür ederim diyor. Evet. Bunu biliyorum kimden olduğunu. Kim? Bu ne? Bunu bana Tuğba'cığım verdi orada. Okay. Bakın etajeri. Bunu masanın üzerine koy Aynur ablacığım dedi. Kullandıkça beni hatırlarsın dedi. Evet bunu çıkaracağım. Özellikle masamın üzerine koyacağım. Böyle bisküvilerimi, çikolatalarımı bunun üzerine koyacağım Tuğba'cığım. Çok çok teşekkür ederim buradan. Bu neymiş? Marshmallow. Bunlar Miley'dir garanti. Ve içinde yine iki tane takı. Allah'ım çocuk gibi seviniyorum. Bakar mısınız ya? Çok seviyorum takılara ama ya. Bir de kreyon. Ben kreyonu da çok seviyorum. Çok teşekkür ederim Tuğba'cığım. Çok çok teşekkür ederim. Bu da ayrı bir paket. İnci kim? O ne yazıyor? İnci. Hello Miley. İnci yazıyor. Artık dediğim gibi. Ay çok tatlı. Best friend forever. Bakayım gösterelim. Çok güzel. Onu bir... Güzel. Bakın. Miley, ay benim ellerim hala titriyor ya hastalığımdan. Evet, Miley bak. Einhorn. Bunun içine artık makyaj malzemelerini koyabilirsin. Makyaj malzemelerini koyabilirsin. Ne bu? Bu tokalar çok kullanışlı. Tokalar çok kullanışlı. Evet. Radiergummi ne şimdi? Radiergummi ne? Silgi. Çok güzel.
Hangi birini açacağımızı şaşırdık. O ne? Orası mı Armageddon, öyle bakar mısın? Ay, bin bir çeşit. Bakın. Oje, tırnak boyası. Ay, ne kadar tatlı. Bu ne? Bu? Notiz blok. Whiteboard. Duvara asacaksın böyle. Buraya bir şey unutmamak için notiz yapacaksın. Anladın? Buradan asacaksın. Evet. Buradan İnci mi yazıyordu? İnci, İnci senin... İnci'ye çok çok teşekkür nasıl ederiz. Nasıl bir şey normal? Hediye. Senin hediye çok güzel. Çok güzel. Çok teşekkür ederiz buradan. Eğer hakikaten böyle başkasının hedileri de vardı içinde, oh, lütfen şey yapmayın. Anne, anne, anne. Ay, olamaz. 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 Bakar mısınız? Takılarım için ne kadar güzel. La Bella. Anahtarlık var ikisinde, iki tane. Bu anahtarları hemen kullanmam lazım. Ay, ne kadar güzel ya. Üf. Yapmayacağız. Ne varmış içinde? Özellikle sniff folie. Evet. Tamam, şeyi de okumayalım. Videoda okumayın diye yazmışlar. Hadi bakalım. Anne, Aynur yazıyor burada. Herkese ayrı ayrı resim yapmış. Miley, Aynur, robot. Bunları göstermeyelim kızım. Özel bunlar. Açmayın demişler. Sonra bakalım. Ne güzel bu arada. Çok güzel. Bunları göstermeyelim. Çok nerede? Ha, orada. Aa, onu biliyorum. Nasıl biliyorum? Onu şey verdi. Biz geldik ya oraya. Gittik ya oraya. Ha, biliyor kimin verdiğini. O da geldi bize. Tamam. Bakın. Mum. Dekorasyon. Yeşil. Güle güle kulak Aynur ablacığım. Hep böyle kal. Seni çok seviyorum. İnci. İnci bana kalırsa eğer, yanlış hatırlamıyorsam, benim bildiğim İnci herhalde, inşallah odur. Eğer yanlış hatırlıyorsam kusuruma bakmayın lütfen buradan. Orada tabii ki böyle karışıklık oluyor. Bakın içinde çikolata, Ferrero Küsye. Ben bu çikolataları çok seviyorum. Kardeş. Ha, spa. Bakın banyo için, banyo sabunları. Ay, benim kızımın bağırışına bakar mısınız ya? Banyo sabunları. Evet. İnciciğim, buradan çok 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 teşekkür ederim. Herkese biz ikimiz çok çok teşekkür ederiz. Evet. Ederiz. Aferin kızıma. Burada da çikolata var yine. Baba, bu parfüm. Var şimdi anne. Ay, bu parfüm çok güzel kokuyor. Bunu çok seviyorum ben. Bineğin sevdiği sakız. En sevdiğim sakız. En sevdiğin sakız. Tamam mı? Hepsini gösterdik mi? Evet, gösterdik. Evet arkadaşlar. Hepsi çok güzel. Evet, hepinize de buradan çok 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 teşekkür ediyorum. Her zaman diyorum. İyi ki varsınız. Sizler varsınız. Sizlerin sayesinde biz varız. Ben varım. Gurbetcan ne var? Aslında hiç gerek yoktu bu hediyeleri diyeceğim. Ama biliyorum ki sizin içinizden geliyor. Gönlünüzden koptuğu için yapıyorsunuz. Onun için ben de çok çok sevindim. Yani hep böyle... Sanki videolarda görüyorsunuz bizim ne kullandığımız, neleri sevdiğimizi, ona göre alıyorsunuz gibi geliyor bana. Çünkü içindeki eşyalar hepsi kullanışlı. Çok güzel. Anne, öyle yap. Böyle. Bu ne? Krem şam. Krem şam mı? İyi, böyle yapalım, hadi bakalım. Çok güzel kokuyor değil mi? Bilu hakikaten çok güzel kokuyor. Bu bilu şamlar güzel kokuyor. Şimdi nerede anne? Allah için. Ha? Peki. Nereye koydun kapağını? Bilmiyorum. Kaybettik. Neyse, kaybettik. Bunu da tabii ki masamın üzerine koyacağım. Hemen açıp koyacağım şimdi zaten. Hemen açıp koyacağım. Ve takılar. Allah'ım, takılar, çikolatalar. Ne oldu? Allah, Cihan takıldı. Koş koş. Cihan bir yere takıldı. Koş koş koş. Evi yıkıyor. Ha, geçti mi? Tamam. Yani ne bileyim, hepsi çok güzel şeyler yani. Hepsi birbirinden güzel şeyler. Bilmiyorum yani. Bir de para verip almışsınız bunları ama dediğim gibi çok teşekkür ederim. Koy oğlum, koy. Bizi burada rahatsız etti. Siz hepsi çok güzelsiniz. Çok güzelsiniz. Her şeyi siz biliyorsunuz. Biz ne seviyoruz. Onun için çok teşekkür ederim. Ah kızım benim, bakın ne güzel Türkçe konuşuyor. Benim kızım öğrenecek, öğrenecek artık. Şunu ben bir açayım. Kurduk kızımla, etajerimizi de kurduk. Bunu buraya koyalım böyle. Çikolatalarımızı koyalım içine. Mileyi getir, Rafaeloları koyalım buraya. Şöyle güzel dekor olsun evimizde biraz. Değil mi? Ay, pek de yakıştı bak. Ne güzel. Gelen geçen çikolata yer artık. Getiriyor mu daha? Ne getiriyorum bakayım? Allah'ım bakın. Sen en iyisi bisküvi yap güzel güzel buraya böyle. Evet. Buraya koyalım. Abo, iyi ki bir şey söyledim. Aman kızım, bugün yapmayalım, tamam kızım? Bugün hastayım, tamam? Başka ama zaman yaparız. Yapıyorum. Tamam. Sen yapmıyor. Ben başka zaman ikimiz bisküvi yapalım. Bunun içine güzel güzel koyalım. Şimdi aklıma ne geldi biliyor musunuz?
Bakın. Bunlar böyle küçük küçük form. Bunların içine çikolata koyuyormuşsunuz. Eritip böyle form çıkıyor. Bunlar kaşık şeklinde böyle. Geçen sene izine gittiğimizde böyle kahvenin yanına böyle çikolata şeklinde kaşık, yani kaşık şeklinde çikolata koyuyorlardı. Ben de dedim ki Allah Allah nasıl yapıyorsunuz bunu? Sonra teyzem kız dedi ki, teyze dedi bak böyle formlar var. Onlardan al dedi, küçük küçük çikolatayı erit dedi. Böyle kahve sunum yani yaparsın, çok güzel olur dedi. Demin kelere indim, aşağıya bodruma indim. Bunlar elime geçti. Ve şu çikolata, Mine'nin kanalında video yapmıştık. Bu çikolatayı o sırayı aramak için. Bu çikolatayı şimdi kimse yemeyecek. Ben bunu şimdi eriteceğim. Ve bunların içine doldurmaya çalışacağım. Acaba becerebilir miyim? Böyle ince işleri ben pek sevmiyorum ama deneyeceğim. Aklıma geldi şimdilik. Şuraya hazırladım böyle kabı. Suyun içinde eriteceğim. Mikrovelin içinde sevmiyorum eriyince. Mikrovelin içinde sanki böyle yapışık yapışık oluyor gibi geliyor bana böyle. Sakız gibi. Luna Park'tan böyle şey aldım. Çikolatalı meyve aldım. Çilek. Kanda dedim ki biter çikolatalı istiyorum diyorum. Kadın hiç oralı olmuyor. Biter çikolata diyorum. Karolar olmuyor. Parasını aldı gitti. Görünmedi. Bana normal çikolatalıyı bıraktı. Bir sinir oldum. Bugün çok doluydu ya. Hiç böyle doğru düzgün insanlarla ilgilenmiyorlardı. Neyse olsun. Onu da yeriz artık. Böyle şeye de el becerisi lazım. Anacığım el becerisi. Güzel dolması lazım bunun böyle balık olması için. Görüyor musunuz? Ay görmüyorsunuz bile. Ha şöyle yapalım. Sıcak. Bunun muhakkak bir püf noktası vardır bence bu işi yapmanın. Ama ben bilmiyorum. Siz bana yorumlara bir yazın bunun püf noktası ne? Şöyle doldurmak için. Bunu kime yapıyorsun? Kendimize yapıyorum. Deniyorum kızım. Çikolata bitti zaten. Bak geliyor bak. Kedi mi var orada? Biz bu işi beceremedik Miley. Ağzımıza yüzümüze bulaştırdık. Doldur bakayım. Hadi doldur. Allah'ım kitabını da buraya getirmiş. Hatice'm bu videoya bakıyorsan bana biraz akıl fikir ver. Hatice kim? Hatice teyzen. Hatice teyzen dedi. Teyze bunları al diye bana Türkiye'den. Miley oyuncak çıktı. Ne yapıyorsunuz siz? Miley ile babasına oyuncak çıktı. Gel gel sağ ol, hadi bak. Ana o ne? Miley sakın sakın gece mece benim yanıma onu getirin deme, ben korkarım. İyi ki söyledim. Hayır hayır. 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 Nein nein. Was machst du bei mir nochmal? Çok güzel. Tu mal ganz da unten. Nasıl oluyor Miley? Çok. Çikolatalarım donmuş. Bakalım nasıl olmuşlar. Da bakın ben böyle nasıl düzleyeceğim bunların arkasını şimdilik. Oo. Ha, böyle kırılıyormuş. Güzel güzel. Tamam anladım. Biraz biraz becerdim. Böyle kutunun içine dizeceğim şimdilik bunları böyle. Balıklarıma bakın. Ben yavaş yavaş bu sunum işini becerebileceğim herhalde. Bir de aklımda misafir gelince kahve yaptığım zaman size böyle gösteririm. Bir de bakalım kaşıklarımız nasıl oldu. Birinci kaşığım kırıldı. Bakalım ikinciyi kırmadan çıkarabilecek miyim? Çıkardım. Böyle güzel güzel yanlarına koyarım kahvenin. Şöyle koyalım. Bu kırmadan nasıl çıkacak böyle? Aha kırılıyor. Ooo tüh. Kaşıklarım kırıldı. Olmadı. Ama bunlar güzel oldu bak. Bak sevindim şimdi yapabildim diye biraz. Dortmund buluşmamdan sonra hep sorular geliyor. İşte şurada buluşma yapar mısın Aynur abla, burada buluşma yapar mısın diye. Tabii ki sizlere kesin buradan söz veremem. İlle şurada yapacağım, ille burada yapacağım diye. Yolumuz düştüğü yerlerde yapmaya çalışıyoruz. Mannheim'a muhakkak ileriki zamanlarda bir yolumuz düşecek. Mannheim'de işlerimiz oluyor. Mannheim'e geldiğim zaman muhakkak sizlere vakit ayırıp bir buluşma yapmayı düşünüyorum. Yani Mannheim'de oturanlar muhakkak bir buluşmamız olacak. Ve biz 6. ayın sonlarına doğru Berlin'de olacağız inşallah.
Ve Berlin'de eğer vakit bulabilirsem, vaktim müsait olursa, o zaman orada da bir buluşma yapmayı düşünüyorum Berlin'de. Ama dediğim gibi vakitimiz müsait olursa, yetiştirebilirsek. Şimdi tam ne için, neden Berlin'e geliyoruz, orada ne yapacağız? Buradan daha bir anlatmayayım, daha çok erken. Şöyle 5. ayın sonlarına doğru inşallah sizlere onu da buradan anlatacağım. Berlin'e yapmaya gidiyormuşsunuz ve sizin desteğinizi bekleyeceğim arkadaşlar. Orada düzenlenen büyük bir geceye katılacağız inşallah. Ve buradan da vlogumun sonuna geleyim. Biraz yorgunum, sesimden de fark ediliyor. Daha kendime tam gelemedim ama sizleri böyle vlogsuz da bırakmak istemiyorum. Bekletmek istemiyorum. Biliyorum sizler de bekliyorsunuz. Benim tam video günlerim daha kesin belli değil. Ama ileriki zamanlarda düşündüğüm şu var. Belirli vlog günleri koymak istiyorum. Mesela diyelim pazartesi, salı, çarşamba, cuma, cumartesi. Siz de bilin ki hangi günlerim, vloglarım geliyormuş. Aslında benim düşüncem şöyleydi. Vlog günü kesin baştan koymuştum pazartesi, çarşamba, cuma diye. Sonra arada koyduğum günler oldu. Vakit buldukça, müsait oldukça vlog çektim. Sonra dedim ki Aynur artık sen bir vlog günleri yap. Çünkü bana çok sorular geliyor. Ne zaman vlogun geliyor? Hangi gün geliyor? Saat kaçta geliyor? Bekliyoruz falan gibisine. Ama bir de düşünüyorum da diyorum ki işte böyle hastalık oluyor. Başka bir şeyler karışıyor. Bir yere gidiyorsun, çekemiyorsun. O zaman ne yapacağım? O zaman da bekleyeceksiniz. Size yalancılık gibi olacak. Böyle yalan söylüyormuş gibi olacak. Yani böyle bir şey arasındayım böyle. Vlog günü koyayım mı? Kesin şu gün gelecek, şu saatte gelecek diye koymayayım mı diye. Artık siz bir yorumlara yazın arkadaşlar. Sizin için iyi mi olur? Belirli vlog günleri olsun mu? Saati belli olsun mu? Yoksa diyorsunuz Aynur Hanım istediğin zaman yap, istediğin zaman koy, müsait olduğun zaman koy. Biz zaten görürüz. Bize bildirim geliyor. Biliyorum, yani bilmiyorum size bildirim geliyor mu gelmiyor mu? İnşallah geliyordur. Bildirimlerinizi açmışsınızdır. Artık sizden böyle bir şey bekliyorum yorumlarda. Bir cevap bekliyorum. Ona göre kendim biraz ayarlayayım. Bugünkü videomu da izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayan arkadaşlar, abone olursanız sevinirim. Ve bir dahaki videomda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.